Başladı. Hi. In this program, we will at the same time, bu programda sizlere dans etkilerinin sağdaki doğal ortamında... Ali abi ne biliyor? Abi. Doğal ortamında ağzını. Neydi? Hayaller tarih yok. Gerçekler Somali. Belgesel devam. Nasıl? Ne düşünüyorsunuz Ali Bey? Evet, bu belgeselimizde bir film çekmenin zorluklarına değineceğiz. Şimdi efendim, vahşi bir insan tespit edilmiş. Vahşi gibi görünen keçi sakalları olan arkadaşımız aslında kameraman. Kadın mı, erkek mi, keçi mi? Şu anda ateşi yakmaya çalışan, evet bu biraz manidar oldu. Hem ateşi yakmaya çalışıyor yönetmenimiz, tamam mı? Bir evet. Sanat ateşini yakmaya çalışıyor. Aslında biz bunun şeyini yapıyoruz ya. Ne diyor? Ne diyorlardı? Afrodizman mı diyorlar? Ateşi yanmıyor arkadaşlar. Metafor. İşte evet onun metaforunu yap. Kendime aklıma gelmedi. Metaforunu yapıyoruz. Sanat ateşini yapıyoruz şu anda. Evet, şelalemiz yine güzel bir metafor. Yani çağlayan su geliyor. Tolga Çağlayan bu arada. Tolga Çağlayan. Çağlayan demek kaynak demektir. Yani bilgiler o kaynaktan çıkıyor. Bu kaynaktan çıkıyor. Tolga Çağlayan, bu da Çağlayan. Daha ne yapalım arkadaş ya? Hayret bir şey ya. Her şey bunun başının altında. Her şey bunun başının altına çıkıyor. Zaten ne olduysa o şelalede oldu, Çağlayan'da oldu. Çağlayan da çağlayınca oldu olanlar oldu işte ya. Beni daha fazla konuşturmayın. Bundan sonra siz söyleyemem. Hocam siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi bilmiyorum. Şu an suçluyor mu yoksa övüyor mu anlayamadım. Biraz karışık bir durumdayız. Öncelikle ateşin yanmasını bekliyoruz. Kulaklarım buz tuttu çünkü birazdan çekim var. Her şey sanat için, her şey erdemli için. O zaman Alperen'e geçiyoruz. Ben buraya geleceğimizi duyduğum zaman direkt içliğimi giydim. Kışlık ne varsa hepsini çıkarttım. Geldim buraya. Biraz zor oluyor. Oturması falan zor oluyor ama... Nasıl? Olsun yani. İsmet'te iyidir kesin. Bugün bir ateş yakışı olacak. Üçgen bir ateş. Üçgen. Karavanı erdemli unutmuşuz. Getirseydik keşke karavanı. Üçgeni bir daha gösterir misin? Üçgen. Umarım güzel olur yani. Ben de karavan istiyorum. Buradan yetkililere sesleniyorum. Karavan. Karavan istiyorum ben. Yani artık ünlü bir oyuncu oldum. Karavanım yok ya. Karavan istiyorum. Adam bize sabah sabah simit ısmarlıyor. Ya böyle bir şey olur mu ya? Simitle bu iş yürür mü ya? Ateşmiş. Sıcak, çok sıcak bir ortamda yaşayacakmış. Neymiş? Koramşalı. Yanıyor mu? Ateş bulundu. Ben sizin prezidentinizim. Sen ne diyorsun ya? Avrupa Birliği'miz yok. Eski insanlar Lemurya'dan çıkmışlar. Sen ne anlatıyorsun ya? Hayır bana sor ya. Ya bırak Allah aşkına. Ben Amerikan, o İsrail'e girdi çıktığından sonra Orta Asya'dan geldiler ya. Kavimler göç oldu. Ondan sonra geldi Orta Asya'nın yeri değişti. Ya oğlum ne taşıyı değişiyor. Kutupların yeri değişiyor. Manyetik kutuplar değil. Sen bırak ya. Bırak ya. Dayı sen ne anlatıyorsun? Siz bu ateşi bugün yakabilecek misiniz? Tamam. Ateş yakarak iletişime geçmeye çalışıyoruz. Hocam şunu tutuşturun. Tamam hadi bırak sen ordunu yeter yeter ya. Ali bırak. Kameramızla konuşmak ister misin? Hani dağırsın.
Yaşam şartları hakkında. Biz burada Ed Stafford'a diss atıyoruz. Biz burada Berkeley'se diss atıyoruz. Az önce Tolga Hoca sincap vurdu, şimdi sincap yiyeceğiz. Açız burada. Dolar bizi etkilemez. Ey Amerika, sen kimsin ya? Kendimi evimde hissediyorum. Bir Kastamonu ayısı olarak, ne kadar burada kar olmasa da buradan bir tane in bulup içine yatacağım. Kameraman olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Director of Photography diyeceksin ya. Kameraman nedir? Peki.